Sokakta PKK istemiyoruz. Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP, kahrolsun. Mecliste PKK istemiyoruz. Ölmez, vatan bölünmez. Dağda, ovada, üniversitede PKK istemiyoruz. Büyük milletimiz, iyi akşamlar. Evet, ulusal kanalda, Türkiye'nin milli kanalında haber izlemeye hoş geldiniz. Değerli ulusal kanal izleyicileri, her zaman olduğu gibi radyomuz frekanslarında da haber dinleyebiliyorsunuz. Bugün televizyonculuk kuralları, sunuculuk kuralları yok. Çünkü bugün büyük milletimize karşı yapılmış büyük bir saldırının ardından yayındayım. Dünden beri Türkiye bu büyük saldırının cevabını vermek için tek yürek oldu. Yine büyük bir millet olduğumuzu dosta, düşmana, herkese kanıtladık. Değerli izleyiciler, büyük Türk milleti her unsuruyla birlikte ülkemizin her yerinde düşmanı gördüğünü, düşmanı tanıdığını ispatlıyor. Türkiye'nin her yerinde teröre ve terörün sahibine, terörü destekleyen, önünde duran, arkasında duran, yanında duran emperyalist güce, Atlantik ötesinden ülkemizi ve bölgemizi parçalamak isteyen, bölgemizi kan gölüne çevirmek isteyen Amerikan emperyalizmine boyun eğmeyeceğini gösterdi. Cumhurbaşkanımızın ağzıyla gösterdi, gençliğin ağzıyla gösterdi, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkıyla, Türk milletiyle gösterdi. Yani bir kez daha mazlumların bükülmez kılıcı, mazlumların devrilemez bileği tunçlaştı. Onlar sandılar ki şehit ettiler kardeşlerimizi. Onlar sandılar ki öldürdüler yiğitlerimizi. Ama onların kafalarımıza sıktığı kurşun aslında tabutlarına çaktıkları çividir. Evet, tabutlarına çivilerini çaktılar. Değerli izleyiciler, buradan bir kez daha katili bildiğimizi söylüyoruz. Katili tanıdığımızı söylüyoruz. Katilin maşalarının kim olduğunu değil, sahibinin kim olduğunu bildiğimizi söylüyoruz. Katil Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalist yüzüdür. Katil insanlığın dışında olan, insanlık dışında olan o Amerikan emperyalist devlet mantığıdır. Değerli izleyiciler, kendileri demediler mi kara gücümüz diye PKK'ya? Kendileri demediler mi, daha doğrusu vermediler mi silahları PKK'ya? Boy boy, pos fotoğraflar çektirmediler mi? Neymiş? IŞİD gibiymiş. IŞİD'den efendim hesap soruyormuş PKK. Ne farkı vardı IŞİD'le PKK'nın yaptığının arasında? Silahsız insanların arkasından kurşun sıkmak nedir? Bir de kendi dillerinde söylemek istiyorum. Amerikan Büyükelçiliği makamları bizi izliyorlardır. Tercümede zorluk çekmesinler. Ulusal Kanal Haber Merkezi adına, Büyük Türk Milleti adına, Türkiye'nin milli kanalında ulusal kanal ana haber sunucusu olarak kendi dillerinde söylüyorum. Mr. Biden. Wolves maybe get cold, but never forget the winter. Never forget the winter. Büyük milletimiz, başlıyoruz. Hatta PKK istemiyoruz. Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP, kahrolsun. Mecliste PKK istemiyoruz. Ölmez, vatan bölünmez. Dağda, ovada, üniversitede PKK istemiyoruz. Evet, televizyon gazetesinde Ali Nebiler Gündüz Kuşağı'nda böyle söylemişti. Türkçesini söylemişti. Kurtlar soğur, üşür ama ayazı asla unutmaz, kışı asla unutmaz demişti. Ben de İngilizcesini söylemek istedim Mr. Biden'a biraz önce. Evet, biz üşürüz ama ayazı asla unutmayız. İşte o yüzden bugün Türkiye'nin pek çok noktasında Türk milleti ayaktaydı.
Türkiye Gençlik Birliği özellikle, Türkiye'nin gençleri, Türkiye'nin güvencesi, Türkiye'nin dinamik gücü değerli izleyiciler. Türkiye'nin dört bir yanında Gara şehitleri için saygı duruşunda bulundu. İzliyoruz. Kahrolsun PKK! Kahrolsun HDP! Türkiye'nin dört bir yanından haykırdılar. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasını istediler. PKK'nın sözcülüğünü yapan, Türkiye'nin bölünme planlarının parçası olan ve Türkiye'nin değil PKK'nın partisi olan HDP ile de barış olmaz. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Türk gençliği olarak teröre karşı kahramanca mücadele veren Türk ordusunun yanındayız. Ve aziz şehitlerimizin anısını gönlümüze taşıyarak bizlere emanet bıraktıkları bu güzel vatana sahip çıkıyoruz. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP sloganı atan Türkiye Gençlik Birliği üyeleri HDP'nin bir an önce kapatılmasını istiyor. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen de HDP'yi kapatalım, terörün kökünü kazıyalım dedi. HDP'yi kapatalım, terörün kökünü kazıyalım. HDP'yi kapatalım, PKK'nın Türkiye'deki yerli işbirlikçilerinin kökünü kazıyalım. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Türkiye Gençlik Birliği Gara'daki 13 şehidimiz için tüm yurtta alanlara indi. Ankara'daki açıklamanın adresi ise Ulus Meydanı oldu. Bu mizansen artık bitmelidir. Anayasamızın gereği yapılmalıdır. Devletin üst kademelerinden gelen mesajlar hayata geçirilmelidir. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve HDP kapatılmalıdır. Mehmetçiğin katili Amerika. Analarımızın ağlamaması için kesin çözüm. PKK silahla bitirilecek, HDP kapatılacaktır. Bölücü terör örgütü PKK tarafından dün gerçekleştirilen saldırı sonucu 13 vatandaşımız Gara'da hayatını kaybetmişti. Bugün ise Türkiye'nin çeşitli illerinde eylemler devam ediyor. Eylemlerin Türkiye Gençlik Birliği öncülüğündeki İzmir'deki adresi ise Karşıyaka'ydı. Onları dost olup dost görüp iktidar olma matematikleri yapanlara, terörist Demirtaş'a, özgürlük isteyenlere sesleniyoruz. Avucunuzu yalarsınız, avucunuzu yalarsınız. Türk gençliği burada olduğunca bunların hiçbiri olmayacak. Kararlılıkla devam eden terör örgütü operasyonlarının her daim yanındayız ve destekçisiyiz. PKK bitirilecek ve onun meclisteki siyasi uzantısı HDP kapatılacaktır. PKK'yı hendeklere gömüyoruz. Siyasi ayağını da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, o şerefli meclisten mutlaka atmalıyız. Biz mecliste terörist istemiyoruz. Kahrolsun PKK! Kahrolsun PKK! Konya'daki basın açıklamasını Türkiye Gençlik Birliği Konya İl Başkanı İbrahim Toroman yaptı. Askerimizin ve polisimizin teröre karşı verdiği mücadelenin başarıya ulaşmasının koşulu terörün siyasi ayağının, yani HDP'nin kapatılmasıdır. HDP derhal kapatılmalıdır. Kahrolsun PKK! Kahrolsun HDP! Türkiye'nin vatansever gençleri Eskişehir, Denizli, Antalya ve birçok ilden PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması için çağrıda bulundu. Kahrolsun PKK! Kahrolsun HDP! Sokakta PKK istemiyoruz! Kahrolsun PKK! İşbirliği için HDP! Kahrolsun! Mecliste PKK istemiyoruz! Ölmez, vatan bölünmez. Dağda, ovada, üniversitede PKK istemiyoruz. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi artık HDP'nin kapatılması için çok daha yoğun bir talep var. Toplumun her kesiminde bu talep daha da net biçimde duyulur hale geldi. Şimdi Diyarbakır anneleri. Evet, o Diyarbakır annelerinin içinde evlatlarını kaybedenler de vardı. Onlar bugün yine konuştular. Net konuştular. Mesela Ayşegül Biçer, bu saldırı tüm insanlığa yapılmıştır dedi. Ne kadar doğru söylüyor değil mi? Anne ve babalar olarak devletimizin her zaman yanındayız dediler. Diyarbakır HDP il binası önünden konuştular. Bu hain PKK ve uzantısı HDP aileleri mücadelesinden vazgeçirmek için, yıldırmak için yetmedi tehdit etti, yetmedi kafamıza silah dayadı, yetmedi evimizi yaktı, yetmedi çocuklarımızı ölümünü paylaştılar ve yetmedi çocuklarımızı tehdit ve baskı altında bize karşı konuşturttular.
Bunu iyi bilsinler ki biz ölümüne devletimizin arkasındayız. Buradan bütün çocuklarımıza seslenmek istiyoruz. Ne olursunuz artık hain alçak PKK terör örgütünün cani yüzünü görün. Kolluk kuvvetlerimize teslim olun. Çünkü biz ölümüne kararlıyız. Şimdi soruyoruz. Sözde demokratlar, sözde aydınlar, sözde sanatçılar, sözde akademisyenler, sözde insan hakları savunucuları. Ama ancak fakatlı cümleleri kuranlar. Bunu unutmayın ki haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Kandil'in itleri yıldıramaz bizleri. Biz anne ve babalar olarak sonuna kadar kararlıyız. Ölümüne baş koyduğumuz bu yolda ancak ölümüne buradan kalkıp gideriz. Hakkımızı alacağız ve hain alçak terör örgütüne gerçek yüzünü tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Tüm dünya bunu görecek diyoruz. Sokakta PKK istemiyoruz. Kahrolsun PKK, işbirliği HDP, kahrolsun. Mecliste PKK istemiyoruz. Ölmez, vatan bölünmez. Dağda, ovada, üniversitede PKK istemiyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerli Ulusal Kanal izleyicileri, net açıklamalar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin eğerli ifadelerini sözde bu saldırıyı, bu cinayetleri sözde kınamasına sert tepki gösterdi. Dedi ki Cumhurbaşkanı, hani siz PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz, bal gibi yanındasınız, arkasındasınız dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan net ifadeler kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ni de elbette bu cinayeti işleyen örgütü de sert biçimde vurdu ve söylenmesi gerekenleri söyledi. Şimdi artık bütün millet elbette yapılması gerekenleri takip ediyor. Pençe Kartal iki harekatını anlattı. PKK'nın şehit ettiği, aralarında asker ve polislerin de olduğu 13 vatandaşın kurtarılması için düzenlenen operasyonun ayrıntılarını verdi. Bir kısmı 5 ay, bir kısmı 6 ay bu teröristlerin ellerinde esirdi. Bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Yapılan çalışmalar neticesinde adım atıldı ve ilk etapta 42 tane terörist bu esnada gebertildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin eğerli başsağlığı mesajına ise tepki gösterdi. İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var. Evlere şendik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz? Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Hani siz YPG'nin yanında değildiniz? Hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Erdoğan, Washington'un teröre desteğini hatırlattı. NATO'da birlikteliğimizi sürdüreceksek teröristlerin yanında yer almayacaksınız dedi. Kuzey Irak'a binlerce tır mühimmat getirdiler. Ve bunları teröristlere teslim ettiler. Eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Cumhurbaşkanı, Gara şehitlerinin kanı teröre destek veren herkesin eline bulaşmıştır ifadelerini kullandı. Bu masumların kanı Irak'ta veya Suriye'de hangi isimle faaliyet gösteriyor olursa olsun terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaşmıştır. Hepiniz bu 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz. Sokakta PKK istemiyoruz. Kahrolsun PKK, işbirliği HDP, kahrolsun. Mecliste PKK istemiyoruz. Ölmez, vatan bölünmez. Dağda, ovada, üniversitede PKK istemiyoruz. Ve değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı HDP ile terör örgütü PKK bağını ortaya koyan İngilizce bir video hazırladı ve bu videoyu bütün ortamlarda paylaştı.
Çok net ifadeler vardı videoda. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı HDP demek PKK demektir dedi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı HDP ile bölücü terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi anlatan İngilizce bir video hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun videoyu Twitter hesabından paylaştı. Altun mesajında "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP ile olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük" ifadelerini kullandı. Bu mesajla "HDP demek PKK demektir" ifadesi Cumhurbaşkanlığı seviyesinde de dillendirilmiş oldu. 6-8 Ekim olayları ile ilgili hazırlanan iddianame tahlil ve tetkik edildiğinde HDP'nin kapatılması hususunda somut delil ve belgeler bütünüyle görülecektir. Uzun bir süredir HDP'nin kapatılması çağrıları yapan MHP'den de Gara katliamı ile ilgili açıklama geldi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, "HDP terör sorunudur. Adalet ve hukuk devreye girmeli. HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır" ifadelerini kullandı. HDP'nin kapatılmasına karşı çıkmak, adaleti ve terörle mücadeleyi sekteye uğratmak. Yani o PKK'nın kolu, bacağı, ayağı onun kesin olarak kesilmesi lazım. Gara'daki PKK katliamı ile ilgili konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Bu işi uzatmanın hiçbir anlamı yok. Derhal Anayasa Mahkemesi'nde HDP'nin kapatılması davasının açılması bir hukuk mecburiyetidir. Aynı zamanda vatanseverliği gereğidir. Şimdi ise gözler PKK ile bağı belgelerle de kanıtlanan HDP'nin kapatılması için atılacak adıma çevrilmiş durumda. Sokakta PKK istemiyoruz. Kahrolsun PKK, hiçbir ilçi HDP kahrolsun. Mecliste PKK istemiyoruz. Ölmez, vatan bölünmez. Dağda, ovada, üniversitede PKK istemiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, PKK'ya yönelik büyük operasyonlar başlatıldı. Tabii HDP'ye yönelik aslında yurt içinde hem HDP hem PKK'ya yönelik büyük bir operasyon başlatıldı. Ve operasyonlarla ilgili ayrıntıları almak için Ankara'ya döneceğiz şimdi. Operasyonun merkezi orası çünkü ve Buse Gençtürk karşımızda Ankara'da. Evet, nedir operasyonların boyutu? Hemen sizden dinleyelim Buse Gençtürk. Teoman Ali ile Ankara bugün oldukça hareketliydi. PKK-KCK terör örgütüne yönelik 40 ilde yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık açıklamada Gara'daki şehitlerin ardından açıklama yapılması da dikkat çekiciydi. Ve açıklamada aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu, gözaltına alınanların sayısının 718'e bulduğu duyuruldu. Ve ulusal kanalın edindiği bilgilere göre işte bu gözaltılar son birkaç güne ait, son bir kaç günün bilançosu ve 47'de düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi. Hemen yine operasyonun ayrıntılarına da bakacak olursak Ankara'da özellikle gözaltına alınanlara ilişkin bir bilgi de verelim. Ankara'da terörle mücadele ekipleri Suriye'de PKK-YPG terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 10 şüpheliden 9'unu yakaladı ve ulusal kanalın edindiği bilgilere göre 9 kişinin gözaltı süreleri de uzatıldı. Örgüte eleman kazandırma çabasındaki bu şüphelilerin şu dakikalarda da emniyetteki ifade verme işlemleri devam, terörle mücadele şube müdürlüğündeki ifade işlemleri de devam ediyor. Operasyon kapsamında diğer gözaltılarda aslında çok sayıda ilde var. Hemen o HDP il ve ilçe başkanlıklarından kimler, hangi illerde ne kadar gözaltılar yapıldı onları da aktaralım sizlere. HDP'nin Aydın il başkanlığında görev yapmış ve hala görevini sürdürmekte olan 4 Söke ve Didim ilçe başkanlıklarından birer, Batman il ve merkez ilçe başkanlıklarından 3 kişi gözaltına alındı. Bitlis Mutki ilçe başkanlığı ile Bitlis Güroymak ilçe başkanlığındaysa birer kişi, Elazığ Karakoçan ilçe başkanlığı, Gaziantep il başkanlığı ile DBP Gaziantep il başkanlığından birer kişi
gözaltına alındı. Yine gözaltılar arasında Kars şehri de vardı. Kars İl Başkanlığından 2, Kars'ın Digor ilçesinden Dağpınar Belediyesi'nden de bir kişi gözaltına alınanlar arasındaydı. HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı da yine bu gözaltına alınan kişiler arasında. Siirt Belediyesi'nin yine gözaltılar var. Siirt Belediyesi'nin eski meclis üyelerinin yer aldığı 4 kişi, Siirt Kurtalan İlçe Başkanlığı'nda da bir kişi yine gözaltına alınanlar arasında. Eski HDP Aydın Milletvekili adayı AD'nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından aktarıldı. Ve Şırnak'ta gözaltına alınan 12 HDP yöneticisi bulunuyor. İşte bu gözaltına alınan kişilerin emniyet müdürlüklerinde işlemleri sürüyor. Emniyet müdürlüklerinde tutuluyorlar ve kentte gözaltı sayısının da artabileceği belirtiliyor. Yine Mardin'in merkezinde Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde de yine bu operasyon kapsamında ev baskınları yapıldı. Şu ana kadar buralarda da 8 kişi gözaltına alındı. Biz de operasyonun ayrıntılarını gecenin ilerleyen saatlerinde de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ankara'da önemli bir gelişme daha vardı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama, Gara şehitleri ile ilişkin bir açıklama vardı. Hemen o açıklamayı da aktaralım sizlere. ABD Türk vatandaşlarının İran, Kürdistan bölgesinde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyoruz ifadeleri yer aldı bakanlıktan yapılan açıklamada ve şu vurgu da dikkat çekiciydi. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz ifadesi dikkat çekiciydi ve hemen bu açıklamanın ardından Türkiye'den bir yanıt geldi. İşte Dışişleri Bakanlığımızda ABD annenin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ABD'nin açıklamasına ilişkin tepki en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir ifadeleri de Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bulunuyordu. Dediğimiz gibi bugün Ankara çok hareketliydi. Biz de önümüzdeki saatlerde son durumu aktarmaya devam edeceğiz. Sözü tekrar size bırakalım. Şimdi Buse Gençlük bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Kalsın Buse ekranda. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasında çatışmada ölen Türk vatandaşları ifadesi mi kullanılıyor? Bir daha bir okur musunuz acaba açıklamayı? Hemen tabii ki Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz ifadeleri yani, yer alıyor o cümlede. Bu çok önemli çünkü çatışma değil yani elleri kolları bağlı insanları vuruyorlar yani arkadan vuruyorlar ve bunu çatışma olarak değerlendirmiş Amerika Birleşik Devletleri. Bu da aslında esas ayrıntı noktasını gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz bu ayrıntıyı yakaladığınız için. Kolay gelsin diyoruz. İyi akşamlar. Evet değerli izleyiciler işte Ulusal Kanal haberi ayrıntıda bulur, ayrıntıda yakalar. Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışma ifadesini kullanmasının nasıl bir kafa yapısında olduklarını göstermesini istiyorum bize. İşte özellikle vurguluyorum. Çatışma, ne çatışması arkadaş? Ne çatışması? Yani adamlar canlarımızı elleri kolları bağlı halde öldürüyorlar. Bunun çatışma falan filan ne alakası var? Yani bunun insanlıkla alakası yok. İnsanlığın bittiği yerde emperyalizm başlar. Hadi bu da böyle bir söz olsun. İnsanlığın bittiği yerde başlıyor bu emperyalizm. İşte bu kafa öyle bir kafa. İyi tanıyalım, iyi bilelim herkesi. İyi bilelim her şeyi. Bunları söylemek zorundayız. Bunları anlatmak zorundayız. Ama Türk güvenlik güçleri PKK'ya karşı operasyonlarını da hızlandırıyor değerli izleyiciler. Evet bugün Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü 15 Şubat ve dolayısıyla bu yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin pek çok noktasında bazı eylemler falan yapmaya kalkışıyordu PKK ve PKK yandaşları ama buna karşı hamle yaptı Türk güvenlik güçleri. Bayağı kabarık bir bilanço var bakalım. 15 Şubat PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 1999 yılında yakalanışının yıl dönümü. Güvenlik güçleri, örgüt mensuplarının yıl dönümünü bahane ederek taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla eylem yapması ihtimaline karşı operasyon gerçekleştirdi.
Van'da terör örgütü PKK-KCK ve DGH mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde kuru sıkı tabanca, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Balıkesir merkezli 20 ilde ise PKK-KCK soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 46 zanlının yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı mavi bültenle aranan bir DEAŞ'lının sınırda yakalandığını duyurdu. Olay şöyle gelişti. Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi yakalandı. Yakalananlardan birinin mavi bültenle aranan DEAŞ mensubu kadın terörist olduğu anlaşıldı. Duyuru bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Sokakta PKK istemiyoruz. Kahrolsun PKK, işbirliği HDP, kahrolsun. Mecliste PKK istemiyoruz. Vatan bölünmez. Dağda, ovada, üniversitede PKK istemiyoruz. Değerli izleyiciler, biraz sonra şehitlerimizin toprağa verilişinin görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. Ama ondan önce Buse Gençtürk'ün de, Ankara'daki muhabir arkadaşımızın da bize aktardığı bilgiyi bir kez daha size sunmak istiyorum. Bir kez daha görelim şu Amerika Birleşik Devletleri. Hani şu Amerika Birleşik Devletleri var ya, Biden yönetimiyle birlikte PKK'ya silah sevkiyatını arttıran, PKK'ya daha da böyle yüksek tonda güzellemeler yapan, Trump Biden fark etmez. Yani bunlar sürekli olarak PKK'ya silah verdiler. Obama zamanında kara gücü dediler. Söylemekten bıkmayacağım ben. Yani çünkü bizim işimiz, bizim görevimiz bu. Anlamayan, anlamak istemeyen, anlamak istemeyip yanlışta direten, kasıtlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin gemisinde olan herkese söylemeye devam edeceğim. Dilimi de tüy bitene kadar ben anlatacağım. Ulusal Kanal Haber Merkezi elinden geldiği bütün imkanlarla bütün dünyaya ve bütün Türkiye'ye bu gerçeğin altını çizerek, vurgulayarak anlatacak, aktaracak değerli izleyiciler. Evet, bir kere daha şu sözde taziye mesajı var ya Amerika Birleşik Devletleri'nin. Satır satır dinleyin bakın, sözde taziye mesajı diyoruz. Neden sözde taziye mesajı diyoruz? Çünkü biz katili biliyoruz. Türk ordusu Irak'ın kuzeyinde harekat yaparken Amerika Birleşik Devletleri de kara gücü için yeni sevkiyat yaptı. PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin kontrolündeki bölgedeki üslere asker ve silah gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait iki ayrı konvoydan oluşan 59 araç Irak üzerinden Suriye'ye geçti. 45 askeri araç ve tankerlerden oluşan konvoyun biri Semelka sınır kapısından terör örgütü DSG-YPG ile ABD kontrolündeki bölgeye doğru hareket etti. İkinci konvoyun lojistik ve askeri teçhizat kapasiteli 14 araçtan oluştuğu ve Tanf sınır kapısından Suriye'nin kuzeydoğusuna geçtiği bildirildi. Yerel kaynaklara göre geçtiğimiz ayda 40 tırlık araç konvoyuyla bölgeye silah ve lojistik teçhizat taşındı. 200 Amerikan askerinin ise helikopterle Haseke'ye nakledildiği ifade edildi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın iddiasına göre kara sevkiyatlarına ek olarak Irak'ın kuzeyi ile Suriye'nin kuzeyi arasında hava köprüsü oluşturuldu. Bölgeye paraşütle silah ve lojistik malzeme atıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede faaliyetlerini ve terör örgütlerine desteğini artırması, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı sonrası yeniden bölgeye konuşlanma hazırlığı olarak yorumlanıyor. Bölgedeki PKK uzantılarına açıktan destek veren Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütünün şehit ettiği 13 Türk vatandaşı için sözde başsağlığı mesajı yayınladı. Ancak ne terörü ne PKK'yı kınadı. PKK katliamı için haber doğruysa ifadesini kullanan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Amerika, Irak'ın Kürt bölgesinde Türk vatandaşlarının ölümünü acıyla karşıladı. Eğer bu saldırıdan PKK'nın sorumlu olduğunu teyit edebilirsek, olayı olabilecek en sert şekilde kınayacağız dedi.
Sokakta PKK istemiyoruz. Kahrolsun PKK, işbirliği HDP, kahrolsun. Mecliste PKK istemiyoruz. Ölmez, vatan bölünmez. Dağda, ovada, üniversitede PKK istemiyoruz. Ve şehitlerimizi vatan toprağına verdik değerli izleyiciler. Türkiye'nin şehitleri vatan toprağına giderken yurttaşlarımız toplanmıştı. Ve yurttaşlarımız hem PKK'yı hem HDP'yi hedef alan sloganlar attılar. Evet, vatan evlatlarını vatan toprağına verdik. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurladı. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP. Pençe Kartal 2 Harekat Bölgesi'nde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen vatandaşlarımız memleketlerinde toprağa verildi. Çok sayıda yurttaşın katıldığı törenlerde terör örgütü PKK'ya ve siyasi uzantısı HDP'ye tepki vardı. PKK HDP bizim Kürt temsilci olamaz. Kahrolsun PKK. Bizim şehidimiz var. Şehit polis memuru Vedat Kaya memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Kaya'nın Türk bayrağına sarılın aşı tören mangasının omzunda taşındı. Kılınan namazın ardından şehidin cenazesi Selen Kışlası şehitliğinde toprağa verildi. Siirtliler şehidini son yolculuğuna dualarla uğurladı. Şehit jandarma Er Süleyman Sungur'un naaşı Abdülhakim Sancak Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Süleyman mezarlığına defnedildi. Şehidimiz Süleyman Sungur'u rahmetine. Şehit Aydın Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşı ise memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Eyüp Sultan Camii'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından da Şehit Köse köy mezarlığında toprağa verildi. Kahramanmaraşlılar da şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı. Şehit hava savunma uzman çavuş Hüseyin Sarı'nın naaşı, tarihi Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Şehit uzman jandarma çavuş Ümit Gıcır, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı 6 Eylül ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'ne götürüldü. Cenaze namazının ardından da dualar eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi. Şehit polis memuru Sedat Yabalak'ın naaşı memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı tören mangasının omuzlarında Tekeli Camii'nin avlusuna taşındı. Kılınan cenaze namazının ardından da Tekeli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Şehit jandarma Er Sedat Sorgun'un Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı sloganlar eşliğinde Abdurrahman Gazi mezarlığındaki aile kabristanında defnedildi. Ölmez, vatan ölmez. Şehit Muhammed Salih Kanca memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. Şehit Mevlüt Kahveci Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omzunda Reşadiye Camii'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından da Kanlıpınar şehitliğinde toprağa verildi. Sokakta PKK istemiyoruz. Kahrolsun PKK, işbirliği için HDP, kahrolsun. Mecliste PKK istemiyoruz. Ölmez, vatan bölünmez. Dağda, ovada, üniversitede PKK istemiyoruz. Ve o Gara bölgesinden kaçmaya çalışan PKK'lı terörist değerli izleyiciler, o paramotor denen aletle kaçmaya çalışıyordu ama imha edildi. Paramotorla kaçmak isteyen teröristleri SİHA'lar havaya uçurdu. Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı. Terör örgütü PKK unsurlarını etkisiz hale getirmek, Irak'ın kuzeyinden gelebilecek terör saldırılarını engellemek için 10 Şubat'ta saat 2.55'te başlayan Pençe Kartal 2 harekatı sona erdi.
Teröristlere ait barınak, sığınak, mühimmat depoları, karargahları ve mağaraların imha edilmesi operasyonun başlıca nedenleri arasındaydı. PKK'nın alçak saldırısında askerlerin ve polislerin de arasında olduğu 13 kişi şehit edildi. Harekat kapsamında 3'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 53 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlar kameraya yansıdı. Teröristler kaçmak için hazırlık yaptığı sırada onları takip eden SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi. Sokakta PKK istemiyoruz. Karolsun PKK, işbirliği HDP, karolsun. Mecliste PKK istemiyoruz. Mecliste ölmez, vatan bölünmez. Dağda, ovada, üniversitede PKK istemiyoruz. Ve değerli izleyiciler, artık toplumun çok büyük bir kesimi HDP'nin kapatılmasını istiyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde durum ne? CHP bu konudaki tavrını belirledi değerli Ulusal Kanal izleyicileri. HDP'nin kapatılmasına karşı çıkıyor CHP ve bizzat sözcüsü yani Faik Öztrak, partileri millet açar, millet kapar dedi. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar terör ve terör örgütleri karşısında tavizsiz bir duruş sergilemiştir. Gara operasyonu sonrası PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması bir kez daha gündeme geldi. CHP ise terör odağı haline gelen HDP'nin yargı eliyle kapatılmasının karşısında konumlandı. Bizim duruşumuz açıktır. Partileri millet açar, millet kapatır. Açıklamayı CHP sözcüsü Faik Öztrak yaptı. Öztrak, HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Gara operasyonu üzerinden PKK aklayan, Türk ordusunu ise suçlayan açıklamalarına tepkisiz kaldı. HDP'nin Gara operasyonu ile ilgili açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP ilişkilerini nasıl etkiler? Şimdi bu sorunun muhatabı değiliz, biz değiliz. Bu soruyu ilgili partinin, HDP'nin yönetimine soracaksınız. 13 vatandaşın PKK tarafından katledilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'li isimler kınama açıklamaları yaptı. Açıklamalarda ise PKK ifadesinin kullanılmaması yurttaşlarda tepkiyle karşılandı. Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası konuşan Öztrak, PKK ifadesinin kullanılmamasını savundu. Örgüt adının telaffuz edilmesi psikolojik olarak örgütün propagandası yapılmasından başka bir şey değildir. Yani CHP-HDP ilişkisini açıklamalar nasıl etkiler sorusunun muhatabı CHP değil miymiş? Ben öyle anladım. Yani CHP-HDP ilişkisi nasıl etkilenir sorusunun muhatabı HDP oluyorsa CHP'yi HDP'ye niye soruyoruz? Yani biz CHP'nin ilişkilerini etkiler mi diye sorduk. Neyse. Herhalde sorumuzu tam anlayamamış Sayın Sözcü. Ve değerli izleyiciler devam edelim. Sözde Ermeni soykırımını tanıma hazırlığı içinde Hollanda. Yani bu Atlantik cephesi, Atlantikçiler sadece efendime söyleyeyim Türkiye'nin topraklarıyla bugünüyle değil tarihiyle de bir sıkıntı yaşadıklarını her zaman gösteriyorlar. Aslında daha o zamandan başlıyor her şey. Yani Türkiye'nin bu topraklarda var olmasından hiçbir zaman hoşnut olmadılar. O yüzden Kurtuluş Savaşı'mızı da bir soykırım suçu gibi göstermeye çalışan çabaları devam ediyor. Ama aslında kendi hukuklarıyla bitirilmişti bu çaba bildiğiniz gibi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Perinçek İsviçre davası ve daha sonra Ali Mercan İsviçre davası gibi davalar sonucunda bildiğiniz gibi özellikle Vatan Partisi'nin yoğun bir mücadelesiyle Avrupa'nın ortasında bu sözde Ermeni soykırımı yalanı bir şekilde tarihin çöplüğüne atılmıştı. Ama maalesef hala bir şekilde diriltmeye çalışılıyor ve buna karşı da yine Vatan Partisi harekete geçti. Hem Ankara'da hem İstanbul'da. Ankara'da Hollanda Büyükelçiliği önünde, İstanbul'da Hollanda Başkonsolosluğu önünde eylemdeydi Vatan Partisi. Soykırım yapmadık, vatan savunduk. Vatan Partisi 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma hazırlığındaki Hollanda'yı Ankara ve İstanbul'da protesto etti. Amsterdam'ın uluslararası mahkemelerde verilen soykırım yoktur kararına uymasını istedi.
Türk dostu olmak, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek Hollanda'nın yararınadır. ABD menşeili yalanlara ortak olmak Hollanda'nın zararına olacaktır. Ermeni soykırımı yalanlarıyla Türkiye'nin bağımsızlığına ve öncü konumuna saldırı girişimleri tutmayacaktır. Vatan Partisi Ermeni soykırımı yalanının Hollanda Temsilciler Meclisi aracılığıyla tekrar gündeme taşınmasına tepki gösterdi. Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı Hollanda Büyükelçiliği önünde bir basın açıklaması düzenledi. 2 yıl önce reddedilen önergenin bugün yeniden gündeme getirilmesi şüphesiz ki Joe Biden'ın Türkiye'yi kuşatma girişiminin bir parçasıdır. Nitekim konuyu Hollanda Meclisi gündemine getiren Küçük Hristiyan Partisi CU'nun ABD ile sıkı ilişkiler içinde olduğu bilinmektedir. Açıklamayı Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz yaptı. Soykırım yalanı, Amerika planı. Tokgöz, Avrupa İnsan Hakları Meclisi'nin Perinçek İsviçre ile Ali Mercan ve arkadaşları davasında Ermeni olaylarının soykırım olmadığına dönük karar verdiğini hatırlattı. Hollanda'nın Türkiye Büyükelçiliği önünden Hollanda Temsilciler Meclisi'ne sesleniyor ve onları uyarıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyun. Biden planlarına alet olmayın. Hollanda ve tüm Avrupa ülkeleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymakla yükümlüdür. Bu konudaki hukuk dışı ve Türkiye karşıtı tüm girişimler dün Lozan'da, Berlin'de, Strasbourg'da olduğu gibi karşısında Vatan Partisi'ni ve Türk milletini bulacaktır. Hollanda Meclisi mahkeme değildir. İstanbul'daki eylemlerin adresi de Hollanda Başkonsolosluğu'nun karşısı oldu. Çabaları faydasızdır. Yargı önünde karar verilmiş, yalanları mahkum olmuştur. Bugün bir kez daha görüyoruz ki Batı demokrasisinde yalanı savunmak serbest, gerçeği söylemek yasaktır. Basın açıklamasını Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen yaptı. Doğu Perinçek önderliğinde Vatan Partisi olarak bu yalanı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla mahkum ettik. Fakat bu da Batılı devletleri ikna etmeye yetmiyor. Çünkü amaçları ikna olmak değil. Onların bir tane amacı var. ABD emperyalizmi ve Batılı işbirlikçilerinin tek amacı bu yalanlarla Türkiye'yi esir almaktır. Dikmen, soykırım söylemlerinin emperyalist bir yalan olduğunu belirtti. Soykırım tanımı bir suç tanımıdır. Hukuki bir tanımdır. Değil Hollanda Meclisi, dünyanın hiçbir devletinin meclisi bu konuda bir karar almayla yetkili değildir. Hiçbir meclis 1915 olayları bir soykırımdır kararı alamaz. Bu hukuk tanımazlıktır. Soykırım yapmadık. Ve değerli izleyiciler, anayasa tartışmaları Ulusal Kanal'a konuştu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzioğlu önemli açıklamalar yaptı. İlk 4 maddenin mutlaka korunması gerektiğini söyledi ve bu anayasa tartışmaları sürecine dahil olmak gerektiğini önemine vurgu yaptı. Köklü bir anayasa değişikliği sürecinin başlatılmasına yönelik bir öneridir. Yeni anayasa tartışmaları, yargı reformu hazırlıkları ve insan hakları eylem planı çalışmaları, temeli hukuki düzenlemelere dayanan bu başlıklara ilişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Dile getirilen sorunların pek çoğu anayasa değişikliği gerektirir sorunlardır. Feyzioğlu yapılacak yeni bir anayasada mevcut ilk 4 maddenin korunması gerektiğini söyledi. İlk 4 maddeye hiçbir şekilde dokunulmayacak, dokunulması teklif dahi edilemez. Bu sürecin dışında kalanlar kanaatimce kaybedeceklerdir. Bu sürecin içerisine girip ben şurada bir aksaklık görüyorum, bunun düzeltilmesi gereklidir diyenler de olumlu şekilde etkileme imkanlarına kavuşacaklardır. Yargı reformu hazırlıklarını değerlendiren Feyzioğlu, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısında değişiklik yapılması önerisini bir kez daha dile getirdi. Çağdaş pek çok toplumda savcılar ayrı bir üst kurula, hakimler ayrı bir üst kurula gidiyor. Benim orada çok çok somut bir önerim var. Türkiye Barolar Birliği'nde her iki kurula bir, iki ama yeteri sayıda temsilci, üye sıfatıyla temsilci göndermesini gerçekten bir devrim olarak görürüz. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, hükümetin çalışmalarda sona geldiği insan hakları eylem planına ilişkin de değerlendirmeler yaptı. İnsan dediğinizde insan olma özelliği öne çıkarak
muhakkak surette bir insan hakları eylem planının yapılması lazımdır. Olumlu bir adım olarak görüyorum. Ben şunu çok görmek isterim, iyice somut söylüyorum. Sanık eğer kendi avukatının yanında değil de jandarmanın arasında ve avukatının ulaşamayacağı bir yerde oturuyorsa o koca koca laflar çöküyor. Ve değerli izleyiciler, anayasa tartışmalarıyla ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın yeniden kuruluş anayasası ifadesi vardı ve bu sözler tepki çekti. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı açıklamalar yaptı ve 1923 ruhunu vurguladı. Oraya vurgu yaptı. Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Yeni anayasaya ilişkin tartışmalar devam ediyor. Bugünün şartlarında dahi birçok AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın yeniden kuruluş anayasasının yapılacağını ifade etmesi muhalefetin tepkisine neden oldu. Tepkilerin ardından Özkan, yenileyici bir ruhla geçmişin birikimini dikkate alarak geniş katılımlı bir yeni anayasa yapma talebini kastettiğini kaydetti. Konuya ilişkin bir açıklamada AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Yenilenen bir ruhla hareket etmek amaçlanmaktadır. Bu devleti 1923 yılında kuran iradenin önderliğinde siyasi ve hukuki değerlendirmeler yapılarak süreklilik esasıyla müzakere edilecektir. Biz çalışmaları bu bağlamda değerlendiriyoruz. Yeni bir devlet kuruluş anayasası diye bir şey söz konusu değildir. 1923 yılındaki kurulan devletin tecrübelerinden yola çıkarak akıl ve mantıkla yürüyebileceğimiz bir çalışma vardır. Bostancı, yeni anayasa çalışmasının amacının Cumhuriyet'in demokrasi ve özgürlükler temelinde ileriye taşınması olduğunu belirtti. Yeni anayasa, geçmişin tecrübelerinden yararlanarak, geleceğin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak, dedi. Çıkmadı. Bostancı, farklı görüşler olmasına rağmen ortak paydalardan yola çıkarak bir anayasa çalışması yürütülebileceğinin altını çizdi. Ve değerli izleyiciler, önemli bir gelişme var. Astana sürecinin garantörleri Türkiye, İran ve Rusya Suriye'deki son gelişmeleri ele almak için yarın toplanıyor. Burada önemli olan bir olgu var. Daha da önemli kılan bu toplantıyı, Irak'ta toplantıya davet edildi. Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğündeki Astana sürecinin 15. garantörler toplantısı 16-17 Şubat tarihlerinde yapılacak. Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması temel önceliklerimizdir. Üst düzey diplomatlardan oluşan heyetler Suriye'de sahaya ve siyasi sürece ilişkin son durumu masaya yatıracak. Toplantıda Anayasa Komitesi görüşmelerinin geleceğinin de ağırlıklı olarak masaya yatırılması bekleniyor. Garantörler toplantısının 15. turuna Irak'ta davet edildi. Rusya'dan Bağdat yönetimine resmi davet iletildi. Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması, çözümün siyasi süreçte aranması ve terörle mücadelenin önemi konularında ortak paydada bir araya geliyor. Toplantılar COVID-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir yapılamıyordu. Ve değerli izleyiciler, İran'la Rusya ortak bir tatbikatı hazırlanıyor Hint Okyanusu'nda. İran ve Rusya Hint Okyanusu'nda ortak deniz tatbikatı yapacak. İran Ordu Koordinatörü Tuamiral Habibullah Seyyari, tatbikatın Hint Okyanusu'nun kuzeyinde güvenliğin kalıcı hale getirilmesine hedeflediğini söyledi. Seyyari, İran donanması ve devrim muhafızlarının Rusya'nın güçlü deniz kuvvetleriyle yapacağı tatbikat açık bir mesaj taşıyor, dedi. Tatbikatta arama kurtarma operasyonları ve seyri sefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik eylemler sırasında tarafların uyum içinde hareket etmesinin pekiştirilmesi öngörülüyor. İran, Rusya ve Çin, Aralık 2019'da Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı'nda ortak deniz tatbikatı düzenlemişti. Ve Aliyev, değerli izleyiciler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti. Ermenistan'ın orada yaptığı tahribatları yerinde gördü ve hemen kalkınma programı, planı başlattıklarını açıkladı. Ne güzel çaydı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli, Zengilan, Laçin ve Cebrail illerini ziyaret etti. Niyetimizi de istismar etmiş. Biz buna son koyduk. Kendi kullandığı araçla bölgede dolaşan Aliyev, yol boyunca yıkık yerleşim birimlerini gösterdi. Kurtarılan bölgelerde imar sürecinin başladığını söyleyen Aliyev, Zengila'nın Ağlı köyünde ilk akıllı köy projesine başlayacaklarını belirtti. İlham Aliyev, Gülebirt köyünde Azerbaycan bayrağını göndere çekti. İşgal dönemindeki yıkımı vandalizm ve barbarlık olarak niteleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan bu yıkımın hesabını uluslararası mahkemelerde verecek dedi. Ve değerli izleyiciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Uygur Türkleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Uygur kışkırtması ile ilgili önemli bir vurgusu vardı. Şöyle diyor: hassasiyetimiz Uygur Türk'ü kardeşlerimizin okyanus ötesinden planlanan uluslararası çalışma vesilesi, uluslararası çatışma vesilesi yapılmak istenilmesine karşı dikkatli olmaktır. Birleşik Devletleri Uygur yalanlarıyla dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kışkırtmalara karşı hassasiyet içinde olduklarını belirtti. Allah şahittir ki hesabını görecektir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Uygur ayrılıkçıları üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Allah şahittir ki hesabını görecektir. Uygur Türk'ü kardeşlerimiz ülkemizde al bayrak ve gök bayrak gölgesinde hür ve özgürdürler ifadelerini kullanan Soylu, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kardeşlerimize yaptığımız hizmetler şerefimizdir dedi. Yakasına sarılmıştır. Yılda beş. Soylu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Uygur Türkleri üzerinden yürütmek istediği kışkırtmalara karşı hassasiyet içinde olduklarını belirtti. Hassasiyetimiz Uygur Türk'ü kardeşlerimizin okyanus ötesinden planlanan uluslararası çatışma vesilesi yapılmak istenilmesine karşı dikkatli olmaktır. Hassasiyetimiz çekilen eziyetleri ve mazlumiyetlerini uluslararası sistemin istismar etmesine karşı dikkatli olmaktır. İçişleri Bakanı Uygur ayrılıkçıları üzerinden kendisini hedef alan açıklamalara da tepki gösterdi. Kardeşlerimiz üzerinde şahsımı hedef alarak yapılan ahlaksız paylaşımın sahibinin genel başkanına yakışan düşük ahlaklı olduğu milletimizin ve kendilerinin de malumudur. Bunların bu hassas dönemde niçin kaşıtıldığı da bilinmektedir. Ve kar yağışı değerli izleyiciler İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Beklenen kar İstanbul'a geldi. Kısa süre içinde kentin tamamı beyaz örtüyle kaplandı. Bahar havası yerini soğuk havaya bıraktı. İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. AKOM verilerine göre yoğun ve etkili kar yağışı sonucunda kentin yüksek ve kırsal bölgelerinde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının çarşamba gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar bazı yapılara zarar verdi. Kar kütlesi nedeniyle Eyüp Sultan'daki bir spor salonunun çatısı çöktü. Park halindeki araçlar hasar gördü. Kentte hava sıcaklıkları 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri olan 4 ila 8 derecenin altında seyredecek. Evet, kar yağışı gerçekten çok tabii etkili oldu değerli izleyiciler. Yurdun pek çok noktasında öyle. En çok çocuklar seviniyor tabii. Bizim yeğen de sürekli kar yağdığı andan itibaren kay kay deyip duruyor. Daha 2-3 yaşında, bile değil 2 yaşını doldurdu. Kay kay diyor değerli izleyiciler. Yani çocuklar karı seviyorlar ama tabii olumsuz etkileri de oluyor. Kara kışın, buzun. Bu nedenle özellikle yurdun kuzey kesimlerinde etkileri oldu kar yağışının. Trakya'da etkisini kaybetmeye başladığı söylenebilir ama. Yoğun kar yağışı yurdun kuzeyinde etkili oluyor. Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde yoğun kar yağışı görüldü. Sakarya'da 2 gündür etkili olan kar, kent merkeziyle Taraklı, Hendek ve Kocaali ilçelerini beyaza bürüdü. Bolu'da 4 gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 35 santimetreye ulaştı. Kocaeli'de etkisini sürdüren yağış nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Zonguldak'ta kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreyi aştı. Kar yağışının en yoğun olduğu Zonguldak-İstanbul karayolunda zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi.
Karabük-Bartın Karayolu'nun Beştepeler mevkii, 1030 rakımlı Ahmet Usta geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D100 Karayolu'nda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Samsun, Kastamonu, Sinop ve Çankırı'da yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Samsun'da uzun bir aranın ardından yağan kar sürücülere zor anlar yaşattı. Sinop'ta çok sayıda araç yolda kaldı. Hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kentte kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmiyor. Trakya'da ise kar yağışı etkisini yitirdi. Edirne'de kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor. Belediye ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparken esnaf da iş yerlerinin önündeki kar ve buzları temizledi. Tekirdağ'da buzlanma ve ulaşım riskleri nedeniyle 2 gün ertelenen yüz yüze eğitimlerde uzaktan yapılıyor. Kırklareli'nde de kar yağışının ardından soğuk hava etkili. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Ve değerli Ulusal Kanal izleyicileri, yüz yüze eğitim başlayacak da nasıl başlayacak? İşte onun ayrıntıları haberde. Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında köy okulları ve anaokulları bugün açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleriyle tüm bağımsız anaokullarında ders zili çaldı. Çok mutluyum. Heyecanlıyım da sanki ilk gün gelinmişim gibi. Arkadaşlarımı çok özledim, okulumu çok özledim, hocamı çok özledim. Ancak yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar açılamadan kar tatiline girdi. Kocaeli, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Yalova ile Bursa'da 2 gün, Edirne, Kastamonu, Kütahya, Sinop, Karabük, Bartın, Uşak ve Balıkesir'de ise 1 gün eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Gödekli Köy Okulu'nda konuştu. Köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6000 birleştirilmiş sınıf ile 2700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken diğer öğrencilerimiz de uzaktan eğitim için ekranların karşısında yerlerini aldılar. Okulların her yönden olduğu gibi sağlık güvenliği bakımından da güvenli olduğunu bütün vatandaşlarımızın bilmesini ve içlerinin rahat olmasını isterim. Bakan Selçuk, öğretmenlerin Şubat ayı sonu itibariyle aşılanmaya başlanacağını açıkladı. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere. Listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına da başlanacak. Üniversitelerde ise yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı'nın görüşü bekleniyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç, Sağlık Bakanlığı'nın görüşünü bu hafta için netleştireceğini umuyoruz. Bakanlığın görüşü doğrultusunda gerekli kararları alacağız dedi. Giriş yapabilecekler. Öte yandan İstanbul'da 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma yasağı öğrenciler için esnetildi. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre yüz yüze eğitim için izin verilen 8. ve 12. sınıf öğrencileri ders ve çalışma saatlerinde eğitim kurumlarından alınacak belgelerle toplu taşıma kullanabilecekler. Ve değerli izleyiciler, aşı çalışmaları devam ediyor. Türkiye genelinde risk grubundaki vatandaşlarımızın aşı süreci hızla ilerliyor. Rakamlar da geliyor yavaş yavaş. Sadece bugün 500 binden fazla aşı yapıldığı duyuruldu Sağlık Bakanlığı tarafından. Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında 14 Ocak'ta başlattığı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Nefesim. 4 milyon kişinin aşılandığı Türkiye'de aşılama takvimi sorunsuz işliyor. Evet. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak," dedi. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda devam eden çalışmalarda birinci doz aşılama sayısı 3 milyon 600 bin kişiyi geçti. İkinci doz aşılama sayısı ise 570 binin üzerinde. Geçmiş olsun. Teşekkürler.
Ve değerli izleyicilerimiz, salgın nedeniyle teknolojik gelişmeler sosyal hayata da bildiğiniz gibi yön veriyor ve çok büyük değişiklikler yaşadık bu süreçte. Sanat dünyası da bu değişmelere ayak uyduruyor. Sanatın birleştirici etkisi vardır. Pandemi süresince sanat eserini yerinde görmek isteyen izleyici için bir özlem de yaratmış oldu. Online sergilerle biz aslında biraz bunu hafifletmiş olduk. Salgın sürecinde kültür sanat etkinlikleri dijitalleşse de kamu nezdinde en büyük birleştirici ve iyileştirici güçlerden biri olmaya devam etti. Görsel sanatlar öğretmeni ve uluslararası sergilerde ülkemizi temsil eden ressam Özgür Er Yılmaz, salgının sanatçıların öz gelişimleri açısından bir fırsat olduğunu belirtti. Savaş ortamlarında, katliam zamanlarında, salgınların olduğu dönemlerde üreten sanatçılar biliyoruz, yazan, çizen. Bu pandemi dönemi de üretme açısından belki daha da olumlu olmuştu. Kendimizi geliştirme adına böyle bir olanak da buldum. Daha fazla okumaya ağırlık verdim. Daha dingin, daha pişirerek düşünme olanakları buldum bu süreçte. Ulusal kanala konuşan Er Yılmaz, salgın sürecinde teknolojinin üretilen sanata ulaşılabilme imkanı sağlaması açısından önemli olduğunu söyledi. İzleyicinin sanata ulaşabilme olanakları kısıtlanmış oldu. Teknoloji bize bir olanak sağladı aslında. Sosyal medya üzerinden olsun, online sergiler düzenlenmeye başladı belli bir noktadan sonra. Bunlar en azından yapılan çalışmaların, söylenen sözün karşı tarafa ya da belli zeminlere ulaşabilmesi adına birer mecra. Özgür Er Yılmaz sanat eserleriyle birebir temasın önemine dikkat çekti. Tam anlamıyla bir şey bir şeyin yerini almıyor sanat tarihinde. Bir sanatçı her koşulda çağın gerektirdiği yaratıcılığı taşıyan kişidir. Onun çözümlerini, yöntemlerini bulacaktır. 7 metrelik bir anıt heykelin altından yukarıya doğru baktığınızda hissedeceğiniz şeyler farklıdır. Ama bir ekranda, hani dijital ortamda onu incelemek başka bir şeydir. Özgür Er Yılmaz, sanatın ticari bir meta olarak görülmesinden de rahatsız. Piyasa kavramı daha kapitalist düzenin ürettiği bir terim. Sanatı biraz daha ayrı görmek istiyorum. Evet değerli Ulusal Kanal izleyicileri, haberlerimizi izledik ama gördüğünüz gibi stüdyomuzda Ulusal Kanal'ın iki en üst düzey yetkilisi var. Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz Adnan Türkkan ve Genel Yönetmenimiz Sinan Sungur bizimle birlikte. Neden buradalar? Aşağı yukarı tahmin ediyorsunuz, bir 15 Şubat tarihi vermiştik size. 15 Şubat'la ilgili güzel haberlerimiz var demiştik. O güzel haberleri vermek için buradalar. Elbette ben Adnan Türkkan'la başlamak istiyorum. Evet Sayın Türkkan, buyurun, nedir haberiniz? Evet. Bu haberimizi büyük bir coşkuyla, sevinçle, içimize sığmadan vermek isterdik ama maalesef o Amerika'nın kara gücüm dediği katil PKK'nın saldırısıyla şehitlerimiz var. 13 şehidimiz var. Bütün milletimize, şehitlerimizin ailesine, güvenlik güçlerimize başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bu acıyı, bu öfkeyi evet yaşıyoruz bir yandan ama aynı zamanda PKK'nın kökünü kazımak ve PKK'nın siyasi ayağını da kapısına kilit vurmak konusundaki bilincimiz netleşiyor, kararlarımız artıyor ve Türk milleti Amerikan destekli terörden hesabını soracak. Mutlaka hesabını soracak, bunu biliyoruz. Ulusal Kanal'da bugünler için var. O hesabı sormak için var. O hesabın sorulurken HDP'nin kapısına kilit vurulduğu günün haberini yapmak için var. Türkiye içinde ve Türkiye dışında bütün terör indirine girildiği gün var. Sadece Gara'daki değil, Kandı'daki mağaralarında yerle bir edildiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o PKK'nın da mağarası var. O mağaranın da yerle bir edildiği gün bizim en büyük sevincimiz olacak. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize rahmet diliyoruz, başsağlığı diliyoruz. Bunlar terörle mücadeledeki kararlarımızı perçinledi. Evet. Şimdi biz bugün 15 Şubat tarihini ilan ettik. Dedik ki, İşte aylardır çalışmayı sürdürüyoruz. Görev Vakfı öncülüğünde bütün Ulusal Kanal izleyicileri, gönüllerimiz doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, gencinden yaşlısına büyük bir seferberlik yaptık ve hedefimiz neydi? Hedefimiz 3,5 milyon lirayı toplayıp ulusal kanalımızı 5 milyon haneye sokmak, 20 milyon yurttaşımıza buluşturmak. Ve bugün karşınızda sizlerin de desteğiyle, sizlerin sayesinde yaptığımız bu başarıyla karşınıza çıkıyoruz. Gururla çıkıyoruz karşınıza.
bütün izleyicilerimize, bu seferberliğe katılan bütün vatanseverlere, işçisinden, köylüsünden, esnafından, öğrencisinden, kumbarasını kıran küçük kardeşimizden, katkısını gönderen iş insanına kadar bütün vatanseverlere yürekten teşekkür ediyoruz. Sizlerin sayesinde başardık. TV Bu'ya yeni yıla birlikte girmiştik 61. kanalda ve şimdi çok kısa bir süre sonra da Dijitürk'te olacağız. İşlemlerimizi tamamladık, imzamızı attık. Artık Dijitürk'le ilgili bir yasal prosedür tamamlanıyor. Diğer platformlar gibi değil, Dijitürk'ün girişin yapılması için radyo ve televizyon üst kurulunun işlemleri gerekiyor, imzaları gerekiyor ve şimdi o imzaya çıkıyor süreç. Öyle sanıyorum ki Şubat ayı bitmeden ulusal kanalımız Dijitürk'te olacak. Artık kanalı da açıklamanın zamanı geldi. Ulusal kanalımız Dijitürk'te 52. kanalda yayında olacak. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün bu sürece kampanyamıza elinin emeği, göz nuruyla katılan bütün izleyicilerimize, Ulusal Kanal emekçileri adına, Görev Vakfı adına ve bütün vatansever adına yürekten teşekkür ediyoruz. Evet. Hemen Sinan Sungur'a döneyim o zaman. Şimdi 52 güzel bir rakam değil mi? Yani 52 güzel, şimdi Dijitürk abonelerinden biri olarak düşünüyorum da. Şimdi bir kere Dijitürk sıralamasına baktığımızda zaten Dijitürk'ün kendi kanalları var. Onlar zaten bayağı bir kanal ediyor vesaire. Ondan sonra işte bildiğimiz o Türkiye'nin daha önceden Dijitürk'e girmiş, ilk başta girmiş kanalları var. Ama 52. kanalda olmak da herhalde güzel bir şey oldu bizim için. Bunun için de bir mücadele verildi herhalde. Kolay olmuyor onlara almak. Sağ olsun Dijitürk yetkilileri de bu konudaki yaklaşımımıza çok olumlu yanıt verdiler. Nazik bir şekilde bu konuyu talebimizi yerine getirdiler, karşıladılar. Biz tabii orada bir herhangi bir özel bir seçki yapmadık ama biz Türkiye'nin birinci kanal olma, haber kanalları arasında da Türkiye'nin en çok izlenen kanal olma hedefinde olduğumuz için ve bu hedefi de kendilerine de izah ettik, anlattık. Dolayısıyla dedik ki biz seçkin kanallar arasında yerimizi almak istiyoruz. Dolayısıyla 52'de seçkin ve önemli bir yer. Dijitürk sıralaması açısından. Bütün platformlarda yerlerimiz iyi, güzel bir yerdeyiz. Yani kenarda kıyıda değiliz. Biz çünkü Türkiye'nin yön veren kanalıyız. Dolayısıyla o konudaki ricamızı da kırmadılar. Sağ olsunlar. Böyle bir karşılık vermiş oldular. Dolayısıyla Türkiye'nin seçkin kanalları arasında yerimizi alıyoruz ve birinci kanal olma hedefimize uygun bir konumlanma içerisinde Dijitürk'teki sıralamamızı da yer edinmiş olduk. Tabii Adnan Bey söyledi, bir coşkuyla vermek istiyorduk ama kararlılıkla veriyoruz bu müjdeyi. Kararlılıkla açıklıyoruz bütün izleyicilerimize, gönüllerimize. Tabii bizim fikirlerimiz Teoman Bey, hükümet olma sürecinde. Buradan yapılan yayınlar, buradan ifade edilen fikirler, burada konulan hedefler, stratejiler hükümet olma sürecinde. Dolayısıyla hükümet olma sürecimize uygun bir yaklaşımla bu kampanyayı önümüze koymuştuk. Başlarken tereddütler vardı. Yapsak mı, yapmasak mı, girsek mi, girmesek mi, ne olur, toplar mıyız, toplayamaz mıyız? Şimdi işte görüyoruz ki 3,5 milyon lira hedefini de aştık. Teknik ihtiyaçlarımızda da ciddi bir ilerleme kaydettik. Dolayısıyla daha iyi yarışan, 24 saat dinamik, güçlü, sistemin bütün planlarını alt üst eden, bizim fikirlerimizi, haberlerimizi daha iyi sunan, anlatan bir ulusal kanal yaratıyoruz. Bu süreç içerisindeyiz. Tabii teşekkür sıralarsak isim isim çok sıralarız ama bir kere Görev Vakfı bu konuda çok Türkiye'ye örnek oldu. Görev Vakfı hem başkanı hem sayın yöneticileri, şube temsilcileri, Görev Vakfı mütevelli heyet üyeleri, onlar bu işe önderlik ettiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu konuda ciddi bir önderlik kabiliyeti sergilediler. Bize de örnek oldular gazetemize, televizyonumuza bu konuda. Vatan Partisi örgütleri çok ummalı çalışma yürüttü. Genel başkanından bütün il ilçe yöneticilerinin üyelerine kadar ulusal gönülleri canhıraş çalıştılar. Bakın bir hedefe kilitlendik. Ne kadar geniş bir aile, ne kadar geniş bir birliktelik o hedefin sonucunu yerine getirdi. Dolayısıyla şuna geleceğim. Bu kanalda söylenen, şurada sizin söylediğiniz, bizlerin söylediği, bu kanala çıkan kişilerin söylediği hiçbir şey boşta kalmaz. Hepsi hedefe ulaşır. Bu kampanyada bunu gösterdi. Gerçekten mutluyuz. Mutlu olduğumuz kadar kararlıyız. Daha güçlü, daha güzel bir kanal yaratmak için çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Yeni programlar, yeni hedefler,
daha güzel bültenler, daha iyi haberler ve yurdun dört bir yanına yayılmış muhabir ağımız, yurt dışında birçok ülkeden haber ve bilgi aktaran temsilcilerimizi yaratmak için de şimdi yeni bir hedef daha koyduk önümüze, bir iç hedef daha koyduk. Dolayısıyla birinci kanal olma hedefinde altını dolduracak planlamaları yapıyoruz. Heyecanlıyız. Bundan sonrası artık sistem düşünsün. Amerikan kanalları düşünsün, bozguncu medya düşünsün. Bu saatten sonra artık bizim çok düşünecek bir şeyimiz kalmadı. Biz yapma aşamasındayız. Düşünecek taraf onlar. Evet. Şimdi aynı zamanda işte kameranın arkasında teknik müdürümüz de burada. İnan Bey de izliyor yayınımızı. Dolayısıyla İnan Bey de burada izlerken İnan Yalçınkaya, tabii şunu da söylemek lazım herhalde. Kendisi pek ekrana çıkmaz, biliyoruz öyle yakından, ama büyük bir, bunun bir de teknik şeyi var değil mi Sayın Türkan? Onu da size sorayım. Yani şimdi DigiTürk'e girdik. Tabii DigiTürk'e girdiğiniz zaman sadece DigiTürk'e para vermiyorsunuz. Ona göre bir altyapı da yapmak lazım. Herhalde buradan geçerken bir iki parça göstermişlerdi bana, orada duvarda duruyordu. İki tane şey, dediniz ki bu 20 bin dolar. Şöyle bir baktım, iki tane şey, iki tane duvar gibi bir şey, böyle bir şey yani. 20 bin dolar yani Türk parasına vurduğunuzda 150 bin lira yapıyor. Ya onlar bile mesela aslında çok masraflı bir işe, bu büyük milletimiz çok masraflı bir işten bizi çıkarmış oldu. Yani öyle söyleyebiliriz. Bir de teknik açıdan da gelişmeler olacak bu süre içinde. Şimdi bu kampanyaya başlarken dedik ki hedefimiz 3,5 milyon lirayı toplamak. Ulusal kanalın DigiTürk'e ve TÜBİTAK'a girmesi için. Ve kampanyanın sonlarına doğru aynı zamanda bunun da gerektirdiği, yani DigiTürk'e girmek için gereken bir teknik yatırım ihtiyacı vardı ve burada da çok önemli bir mesafe aldık. Orada da yapacağımız işler var. Zaten kampanya içerisinde taahhütlerini veren dostlarımız da oldu. Taahhütte bulunan, ben DigiTürk'e girerken, girdikten sonra da mutlaka bu taahhütleri ne getireceğimizi söyleyen dostlarımız oldu. Bu taahhütler de yerine geldikten sonra o teknik yatırımla ilgili eksiklerimizi kısa sürede çözeceğiz. Şimdi bu hangi koşullarda? Bu salgın koşullarında, ekonomik krizin, insanların geçim derdinin had safhada olduğu koşullarda on binlerce insan diyebiliriz ki önce Türkiye dedi, önce Ulusal Kanal dedi ve kanalımızı 20 yıldır nasıl nöbet tutuyorsa, vatan nöbeti, emek nöbeti tutuyorsa, bundan sonra da daha güçlü şekilde İnsanlar nereye kafasını çevirse, o platform, bu platform, internet, her alanda Ulusal Kanal'ın gerçekleri gösterebilmesi için büyük bir seferberlik oldu. Ve o 3,5 milyonu böyle açtık. Ve şimdi çok kısa sürede, Mart ayının başına kalmadan DigiTürk'te 52. kanalda yayında olacağız. Fakat biz her kampanyamızdan sonra olduğu gibi, bu seferki çok daha ileri doğru bir şeydi ama her kampanyadan sonra ne diyoruz? Her başarıdan sonra bize durmak yok. Türkiye durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri. Ulusal kanala durmak yaraşmaz, Görev Vakfı'na durmak yaraşmaz, aydınlıkçılara durmak yaraşmaz. Güvenilirlikte birinci kanalız, izlenmede de birinci kanal olacağız. Bunu da buradan milletimize söz veriyoruz. Ulusal kanalımızı zirveye taşıyacağız. Her anlamda zirveye taşıyacağız. Arkamızda böyle bir güç olduğu sürece izleyicilerimizin bu vericiliği, paylaşımcılığı, taşın altına elini koyma tavrı olduğu sürece bizler de cephenin önünde hep beraber, ekran önünde, ekran gerisinde bütün Ulusal Kanal çalışanları çok iradeli bir şekilde görevimize kilitlendik ve söz veriyoruz, Ulusal Kanal'ı zirveye taşıyacağız. Evet. O zaman son 2-3 dakika var. Sinan Sungur'a sorayım. Bazı şeyler değişiyor. Yeni programlar var. İşte Sebil başladı galiba hafta sonu. Şey var, bir ondan bir bundan değil mi program ismi? Öyle bir program başladı. Yine kendisinden biraz da tırsarak sayın üstadımız, üstad deyince kızabiliyor bazen, Gülgün Feyman'ın artık ana haber bültenini hafta sonu sunduğu bir döneme de girdik yani. Şimdi tırsarak dedim ya, bunun bayağı bir fırçasını yiyeceğim. İşte fırça dediğim için de yiyeceğim, onu da biliyorum. Yani dolayısıyla biraz da şey olsun, espri olsun diye böyle söylüyorum. Yani bir yeni atılımlar dönemine de giriyoruz galiba. Her açıdan ekranın görüntüsü vesaire falan, onlar da olacak değil mi? Evet. Tabii dediğiniz gibi yani ekranın görüntüsü, kalitesi, renkleri, yani iletişim metodu sadece kamerayı koydum, mikrofon, seslenmeden ibaret değil. Dolayısıyla birinci kanal olmanın bu çağda gereklilikleri olan bazı şeyler var. Standartlar var. O standartları da yakalamak için şu an hala prodüksiyonda arkadaşlarımız çalışıyor. DigiTürk ekranını daha iyi hazırlayabilmek için. Kültür sanat programlarımızda bir eksikliğimiz vardı. Yaşam, kültür sanat. Buralarda bir açılım getirdik. İşte hem bir ondan bir bundan programımız. Cumartesi 23.30'da.
Pazar akşamları Sebil, Çağdaş Cengiz arkadaşımızın sunduğu Sebil programı. Buralarda yeni açılımlar getirdik. Hafta sonu ana haberimize Gülgün Feyman hocamız geldi, oturdu. 7 gün 24 saat daha dinamik, daha güçlü seslenebilmek için biz de ummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bir şeyi atlamayalım. Şimdi hep bizimle ilgili şu kullanılır, sorulur, reklam ne durumda diye böyle bir büyük soru işareti. Şimdi Dijitürk ve platformları tamamladıktan sonra Dijitürk'te de birlikte reklam konusunda da yeni adımlar atacağız. Bunun çalışmasını da yürütüyoruz. Yani başta yönetim kurulu başkanımız olmak üzere reklam sorumlumuz Oğuz Bey ve bütün kanal ekibi reklam konusuna da odaklanmış durumdayız. Dolayısıyla Türkiye'deki reklam pastasından hak ettiğimiz payı alabilmek için de ciddi bir çalışma yürüyor. O yüzden hem yayın kalitemiz hem platformlarımız da burada çok önemli rol oynuyor. Ben bir şeyle bitireyim. Şimdi Dijitürk, Adnan Bey söyledi, biraz prosedürü fazla olan bir mecra. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde evet bu gece yayın başlıyor diye de ekrana çıkacağız. Ama ekranı yeni açan izleyicilerimiz varsa onlar için söyleyelim. Dijitürk hedefini başardık, tamamladık. 52. kanalda yerimiz rezervelendi. Şu an hazırlıklar yapılıyor. Hem teknik hem usulü. Şimdi ben bir platformları şöyle dönüp bir baştan sıralayayım. Dijitürk 52. kanal, ulusal kanal. D-Smart 89. TVBu 61. Kablo TV bilinir. Kablo TV 39. Vodafone TV 61. Turkcell TV, TV Plus diye de bilinir. 124. kanal. Uydu frekanslarımız zaten gün içinde yayınlıyoruz. Blue TV'miz var. Yeni internet platformu Blue TV ve bununla birlikte YouTube'dan da 24 saat anlık ve canlı izleyicilerimiz bizi takip edebilir. Hatta YouTube'da geriye sarıp böyle kaçırdıkları programları da izleyebilir. Dolayısıyla girmediğimiz alan kalmamış durumda şu an itibariyle ve bu konudaki şeyimiz tamamlandı. Şimdi artık hep birlikte daha güçlü içerikler, daha güzel haberler için, daha güzel programlar için kolları sıvama zamanı. Evet. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Burada kampanyaya başlarken ilk başta Diyarbakır anneleri dedi ki eğer ulusal kanal Dijitürk'e girerse, TVBu'ya girerse 5 milyon haneye daha ulaşacak. Bizim sesimiz daha gür çıkacak dedi. Biz bu başarımızı Diyarbakır annelerine ve katil sürüsü PKK'yı temizlemekle, indene gire gire temizlemekle göğsümüzü kapartan Mehmetçiğimize de armağan etmek istiyoruz. Ulusal kanal güçlü olursa Mehmetçiğimiz güçlü olur, Diyarbakır annemiz güçlü olur. Ben bir kez daha bütün Görev Vakfı ailesine, Ulusal Kanal ailesine ve 20 yıldır Ulusal Kanal yaşatan, var eden bütün gönüllerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde başardık. Evet, söylenecek her şey söylendi değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun efendim.